Jeffrey'nin dayanılmaz bir baş ağrısı var. Bu yılda birkaç kez tekrarlayan migren ağrısıdır. Ağrı başladığında Jeffrey'nin yapabildiği tek şey ağrı kesici alıp beklemek oluyor. Migren çoğu zaman farklı nedenlere bağlı baş ağrılarıyla bir araya gelerek daha da dayanılmaz bir hal alır. Boyun ağrılarına ruhsal problemler de eklenince gereğinden fazla ağrı kesici kullanma tehlikesi baş gösterir. Caroline 15 yaşından beri zaman zaman boyundan gelen baş ağrılarının da eşlik ettiği migrenden şikayetçi. Boyun adalelerindeki kasılma ve sertleşmeler yaklaşan bir migrenin habercisi oluyor onun için. Steven bir hapishanede gardiyan olarak çalışıyor. Mahkumların bir ayaklanması sırasında başına darbeler almış ve o günden beri boyun ağrıları ve ruhsal bozukluklardan sonra migreni tutuyor. Jeffrey, Caroline ve Steven, üçü de ayrı tür migrenden şikayetçiler ve hepsinin tedavi yöntemleri de birbirinden farklı. Peki ama migren tam olarak nedir? Migren, kalp atışı gibi zonklayarak seyreden çok şiddetli bir baş ağrısıdır. Genellikle başın sadece bir tarafında hissedilir. Migrenin oluşmasını izaha çalışan bazı teoriler vardır. Uzun zamandan beri geçerliliğini koruyan bir teoriye göre migren, beyindeki damarların daralıp genişlemesinden ileri gelen bir ağrıdır. Yeni geliştirilen bir teori ise migreni nöronlarla ilgilendirmiş ve ağrıyı beyindeki kan damarları cidarındaki bir ödeme bağlamıştır. Son bir teori de beyindeki sinir dokularının uyarı iletiminde rolü olan serotonine dikkati çekmiştir. Serotonin bazı hücre ve organlarda ve özellikle sinir hücrelerinde kimyasal bir aracı görevi görmektedir. Günümüzde serotonine yönelik bazı etkili migren ilaçları kullanılmaya başlanmıştır. Migren basit bir baş ağrısı değildir. Flaş çakması gibi ani ışık parlamaları, geçici konuşma ve hareket bozukluğu, aşırı bir açlık hissi tipik ön belirtileri olarak gözlemlenir. Baş ağrısı başlamadan ortaya çıkan bu belirtiler uyarı niteliğindedir. Kısa bir süre sonra hareket ettikçe baş ağrısı şiddetlenmeye başlar, mide bulantısı ve bazı hallerde kusma, sese ve ışığa aşırı hassasiyet migren başlangıcının belirtilerindendir. Bazı kimseler migren ağrıları geçinceye kadar karanlık bir odaya kapanarak tamamen hareketsiz kalırlar. Kadınlarda migren daha çok hormonal değişimler sırasında görülür. Hava değişiklikleri ve başın bir yere çarpması gibi dış etkenler de migren ağrılarını harekete geçirebilir. Caroline migren ağrısının başlayacağını görme bozukluğuyla anlar. Bu sırada flaş patlamış gibi parıltılar da görünür ki bunların beyin damarlarının büzülmesi sonucu olduğu düşünülür. Besinlere koku vermek için eklenen bazı kimyasalların yanında bazı meyve ve meyve suları, alkol ve özellikle kırmızı şarap, peynir, çikolata ve kuru yemişler gibi bazı besinlerin de migreni tahrik ettiği ileri sürülmüştür. Zaman zaman her birimizin başı şiddetle ağrımıştır. Böyle şiddetli bir baş ağrısının saatlerce, hatta günlerce devam ettiğini ve bunun sık sık tekrarlandığını bir düşünün. Migreni olanlar hem meslek hem de aile yaşamlarında birçok sorunla karşılaşırlar ve bunların çoğu, üçüncü şahısların onların durumlarına anlayış gösterememesinden kaynaklanır. Bu dertten muzdarip olanların %85'inin günlük yaşamı bu kriz anlarında az ya da çok aksar. Birçoğu en basit günlük işlerini bile göremez hale gelir. Caroline de migren ağrıları tuttuğunda bu sıkıntıları yaşar. Bu nedenle işine gidemediği günler pek sık olmuştur.
Sık ve şiddetli baş ağrılarından şikayetçi olanlar mutlaka bir doktor kontrolünden geçmelidir. Daha ciddi bazı sağlık sorunları migren diye geçiştirme tehlikesi hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Gerekli muayene ve testlerden sonra doktor bu ihtimalleri elimine edebilir. Boyun ağrısına bağlı baş ağrıları genellikle ikinci ve üçüncü omurdaki beyin sinirlerinin örselenmesinden ileri gelir. Kafatasının arka tarafını besleyen bu sinirlerde olacak bir rahatsızlık, başın tüm arka bölümünü etkiler. Buradan başlayan bir ağrı giderek başın alın bölümüne kadar yayılır. Bu tip baş ağrısı iki omurun hafifçe sıkışması sonucu olur ki, bu durum genellikle röntgenle de görülemez ve omurlardaki bu sıkışma bir kaza, bir darbe ya da duruş bozuklukları sonucu ortaya çıkabilir. Burada omurlardaki kaymayı tespit etmek için doktorun kullandığı tekniği görüyoruz. Hastanın omurlarını yukarı doğru kontrol ederken belirli aralıklarla deriyi sıkıştırıyor. Böylece sinirlerin hassasiyet kazandığı bölgeleri saptayabilir. Bir Fransız hekim tarafından bulunan bu yöntem çok hassas bir muayeneyi gerektirir. Boyundan kaynaklanan ağrılara fizik tedavi uygulanmaktadır. Ultrason yoluyla dokular ve toksinler atılmaktadır. Masaj, iltihabı azaltarak adale spazmlarını giderebilir. Yöntemlere cevap alınamaması halinde başvurulan yöntemlerden biri de sinir sıkışıklığının bulunduğu bölgeye şırınga ile kortizon vermektir. Bir kişinin aşırı gerginlik sonucu başının ağrıması ruhsal nedenlere dayanır. Kişi kendini çaresiz hisseder ve ruhsal durumunu kontrol altına almaya gücü yetmez. Baş ağrıları, bazı halde dışarıdan gözle görülemeyen ve anlaşılamayan bazı fobiler ve depresyon gibi ruhsal durumlarda da belirebilir. Bu durumlarda bir psikolog ya da psikiyatristten yardım alınabilir. Bazı rahatlama teknikleri kişiyi baş ağrısının neden olduğu gerginliğe karşı güçlendirebilir. Bu rahatlama ve gevşeme teknikleri kişinin kendi kendine geliştirmesi güç olduğu için konunun uzmanlarından yardım almak doğru olacaktır. Bu kadın diğer gevşeme ve rahatlama teknikleri yanında bir aygıt kullanıyor. Bu alet onun adale gerginliklerini, parmaklarının ısısını ve nabız atışlarını izlemesini sağlıyor. Steven bu teknikleri bir süreden beri kullandığı için artık özel bir aygıta ihtiyacı olmadan kendi kendine uygulayabiliyor. Bu teknikler çoklukla migren ağrılarının sıklığını azaltabilmekte ve vücutta rahatlama sağlayabilmektedir. Migrene karşı ilaç tedavisi nasıl yapılır? 3 tip ağrı kesici vardır. Aspirin, atağın başladığı anda alınması gereken bir ağrı kesicidir.
Ne var ki aşırı kullanımı bazı sindirim sorunlarına ve sonuçta ülsere neden olabilir. Ağrı kesici olarak kullanılan asetaminofen daha çok yüksek tansiyona bağlı baş ağrısında aspirine alerjisi olanlara verilir. Kodeinin morfin ve eroine benzer özellikleri vardır ve birçok maddenin içinde bulunur. Ne var ki devamlı ağrı kesici almak sonuçta bir kısır döngü yaratabilir. Başlangıçta ağrıyı kesici ya da hafifletici etkileri görülür ama etkileri ortadan kalktığında refleks baş ağrısı dediğimiz başka tür bir baş ağrısı ortaya çıkabilir. Ne kadar çok ağrı kesici alınırsa zamanla farklı bir yapıda da olsa yeni bir baş ağrısına davetiye çıkarılmış olunur. Ağrı kesiciler ağrıyı kimyasal yollarla etkiler. Ama bir yandan da vücudun doğal morfini olan ve ağrılarla mücadele eden endorfin üretimini azaltır. Ağrı kesicinin etkisi bitince beyin endorfin üretimini de kestiği için gelen ağrıyı daha da şiddetle hissederiz. Beynin yeniden endorfin üretmeye başlaması birkaç gün alabilir. Bu dönem zarfında kişi yeniden ağrı kesiciler alarak derdine çare ararsa durum daha da ciddileşir. Bu durumda ilacı kesmek gerekir. Ağrı ilk günlerde dayanılması güç bir şiddette olabilir ama bu durum giderek düzelecektir. Migren ve baş ağrısıyla vücut metabolizmasının mücadelesi ancak bu yolla sağlanabilir. Migren ve baş ağrıları konusunda son yıllarda arttırılan araştırmalar bu arızayı daha iyi tanımamıza yardımcı olmuş, bunun sonucu yeni yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Migren ve baş ağrısına alınacak önlemler, ağrı sırasında yapılması gerekenler ve ağrıların sıklığını azaltıcı önlemler olarak ikiye ayrılabilir. Karolin'in migreni genelde bir gün sürmekte ve kalıcı sonuçları olmamaktadır. Bugün kendini iyi hissediyor. Migren ve baş ağrılarının nedenleri hakkında bildiklerimiz son birkaç yıllık çalışmaların ürünüdür. Böylece günümüzde milyonlarca migrenli birkaç yıl öncesine kıyasla migren ağrılarını çok daha kolay ve ağrısız geçirebilmektedirler.